Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, tarot değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Selamlar, geldik Yay Burcu'na. Temmuz ayında Yay Burcu'nu neler bekliyor? Yükseleninize eğer bilmiyorsanız Güneş Burcu'nuza göre de değerlendirmenizde fayda var. Tabii genel bir etkidir. Burada biliyorsunuz haritalar biricik etkidedir. Bununla birlikte Temmuz ayı genel yorumlarını dinledikten sonra bununla birleştirmenize tabii ki daha çok fayda var. Şimdi siz hem Sodet döngüsünü hem yeni ay döngüsünü ve ay sonundaki 22 Temmuz'daki Oğlak Dolunay'ına parasıydı, puluydu, bütçe yönetimiydi, borçlardı, harçlardı, nereye ne ödenecek şeklinde bir ay geçiriyorsunuz. Özellikle işte çocuk okutmakta olanların işte özel okul ücretleri zannediyorum bu aylar itibariyle tahsil ediliyor. İşte onların taksitlerinin başlaması ya da işte herhangi bir masrafın oluşması, bu masrafla ay boyunca boğuşmak, işte banka yollu herhangi bir mevzu, işte bir vergi borcu ya da işte ödenmesi gereken bir fatura ya da dediğim gibi mecburi zaruriyet dahilinde olabilecek bir masraf şeklinde kendisini gösterecek. Bu aynı zamanda ameliyat isteyen bir sağlık sorunu da getirebilir. Bu yakınlarınız da olabilir, siz de olabilirsiniz. Bununla birlikte işin ruhsal kısmına baktığımızda aslında dünya hayatı her şeyiyle ruhsal. Bu şekilde ayırmak tabii ki çok sağlıklı bir şey olmasa da başka türlü anlatmak da mümkün değil. Maneviyatınızın sizi dönüştürecek bir durumda gerçekleşeceği bir yeni ay, aynı zamanda Sodep döngüsünden söz ediyoruz. Bu Sodep daha güzel bir Sodep, mümkün mertebe inançlarınız doğrultusunda bunu değerlendirmenizde fayda var. Bütün bir yıl boyunca yolunuzu açacak eylemlerde, yalnızca bugün yani 6 Temmuz gününe, Sodep gününe has değil, bütün bir yıl boyunca kendi yolunuzu açacak davranışlarda, yaklaşımlarda bulunmanız sizin hayrınız olacaktır. Bazı zorlukları daha kolay geçersiniz. Bu nedir? Diğerine yardım etmek, el uzatmak, olabildiğince gücünüz dahilinde, sizin gücünüz neye yetiyorsa, bu illaki para yardım olması gerekmiyor. Bu sizi ciddi rahatlatacaktır. Mide, meme ile ilgili, meme özellikle kadınlarda, meme kanseri ile ilgili herhangi bir sıkıntı oluşabilir. Bunlarla ilgili lütfen atlamayın, kontrollerinizi yapın. Ya da eğer geçmişinizde buna benzer bir deneyim varsa ya da ailede, tam olarak genetik atlama tespit edilememiş olsa da bir olasılık dahilinde değerlendirilmeli. Bu hassasiyet içeren bir konu. Ay sonundaki dolunaysa yine sizin para kazançlarınız, kaynaklarınızla alakalı kontrol edemediğiniz bir harcama mevzu olabilir. İpin ucu kaçabilir. Bütün ay boyunca özellikle dikkat etmeniz gereken mevzu bunun üzerine kurulu. Bununla birlikte trafikte 2-3-4 Temmuzlar, 10-11-12-13 Temmuzlar, aynı zamanda 15 Temmuz, neredeyse ayın ilk yarısında trafikte aktif araba kullananlar, aman diyeyim, kazalara karşı temkinli olun, arabanın motoruydu, yağıydı, tekerleğiydi filan, hepsine dikkat etmenizde fayda var ve öfkeli şoförlerden uzak durmanızda fayda var. Baktınız hız yapıyor, yanlış sollama yapıyor, geri çekin, dürtüsel hareketlerden uzak durunuz. Bununla birlikte sağlık konusunda ya da günlük akış ya da birlikte çalıştığınız kişilerle alakalı beklemediğiniz bazı gelişmeler olabilir. Kimin artık haritasında ya da hayatında neye hassasiyet varsa o noktadan gelebilir. Yani çözümü önümüzdeki aylar içerisinde bulunabilir ama beklenmeyen bir şok şeklinde kendisini göstereceği için özellikle 15 Temmuz civarında bir öncesi bir sonrası diye dikkat etmekte, hatta yani 16'sı 17'si diye dikkat etmekte fayda var.
Şimdi Satürn retrosunda yaşamaya başladık 1 Temmuz itibariyle. Ev değiştirme, hane halkında bir değişiklik, bir sağlık sorunu, evde bir tadilat sorunu, buna benzer sorunları da verebilir. Ya da mesela daha önceden tekrarlamış bir sorun ev halkıyla ya da işte evde ne bileyim nedir o bir proje kapsamında bir değişim söz konusudur. Buna benzer bir mevzunun tekrarı olabilir. Bu sefer hal yoluna girecektir. Eksiklerin tamamlanması noktasında dikkate alınmasında fayda var. İkili ilişkiler, evlilikler ve ortaklıklar konusunda dengenizi bozabilecek, bazen sizi ikircikli durumlarda bırakabilecek, kararsız bırakabilecek bazı durumlar olabilir. Mümkün mertebe ayakları yere sağlam bir şekilde hareket etmenizde fayda var. Kolaylıkla akacak olduğunuz, özellikle para pul işinde işinizin kolaylıkla aktığı bir ay diliyorum. Hoşçakalın.